Hoş geldin. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Kendi içinde klipler mi çekiyorsun? Dediğini duyar gibiyim. Yani bir nevi dramatik klipler çekiyor olabilirim. Uzaklara bakıyor da olabilirim. Bir bu yangınlar meselesinden sonra ben bir tam böyle bir toparlayamadım. Kamera karşısına geçmekte bir tık zorlandım. Ama dedim ki artık yeter. Bu işe bir son ver. Kontrol eline al. Nerede kaldıysan oradan devam et. Nerede kalmıştık? Cilt bakımından biz kalsak cilt bakımında kalırız. Parfümlerde kalırız. Bugün cilt bakımından gidiyoruz. Kendi cilt bakımı malum. Hap atmak üstüne olduğu için bugün burada başkasının cilt bakımlarına dil uzatıyor olacağız bir nevi. Şaka bir yana Ebru Şallı'dan konuşuyor olacağız. Yani Ebru Şallı'nın cilt bakımına, cildine çok laf uzatacak gibi de değiliz. Çünkü cildi çok iyi durumda. Yaşına göre muhteşem durumda. Hani biz kimiz, ne yapıyoruz biz ki de diyorum bir yandan ama ürünlerden. Bizim konuşacağımız ürünlerin gıybeti olacak zaten. Onu tahmin ediyorsundur. Ebru Şahal'dan azıcık bahsedivereceğim. Çok bakımlı biri. Yani wellness, anti-aging konusunda çok bilgili biri ve birçok kişiye de vakti zamanında pilates rüzgarlarıyla, beslenme stiliyle de böyle önderlik etmiş biri. O yüzden ciddi saygı duyuyorum. Bu kadın öyle olunca ne yiyor, ne içiyor diye insan bir merak ediyor. Ebru Şallı'ya arkadaşlar şey falan diyorlarmış cildi için özellikle. Ya Ebru sen sürekli zeytinyağı küpüne düşmüş gibisin. Allah aşkına ne kullanıyorsun falan diyorlarmış. Kendisi böyle parlak olmaktan, o glowy şeyden çok hoşlanıyor. Zaten böyle makyajsız çıkıyor bu arada kamera karşısına. Görüntülerini paylaşıyor olacağım. Pembiş yanaklı, parlak ciltli, gayet sağlıklı görünüyor. Yaşına göre zaten muhteşem görünüyor. Diyor ki ben küçüklüğümden beri hani cilt bakımına, bakımlı olmaya düşkünüm diyor. Görebiliyoruz. Biz daha çocukken kendisi Howard Murat'la böyle röportajlar falan yapardı. Ben böyle bu kimdi ki falan diye okurdum yani. Gerçekten bilgi ve meraklı bir kadın. İçten beslenmeye çok önem veriyor. Çok mantıklı. Yani sadece kremlerle, sadece lazerle, dolgu botoksla bilmem neyle olacak işler olmadığı için bunlar. Anti-aging hani bütünsel bakılması gereken bir şey olduğu için kendisi uzun süredir bir avokado bakanlığı yapıyordu biliyorsunuz ki. Böyle avokado da çok beslenme şeylerine hani rutinlerine koyardı ve tanıtırdı. Kivi hamileyken çılgıncasına kivi yedi, hatta gazetelere başlık oldu falan. Hatırlıyorum. İçten beslenmeye de çok inanıyor ve güveniyor. Dıştan cildine ne yapıyor diye sorarsan ben şöyle bir kullandığı ürünlerden bahsetmek istiyorum. Çok ürün kullanıyor bu rutininde. Ben dişe dokunur olanları senin için topladım. Onlardan konuşuyor olacağız. Temizleme olarak vallahi hiç çift temizlikten falan bahsetmedi. Burt's Bees markasının Refreshing Foaming Cleanser diye bir nazik bir temizleme ürünü kullanıyor. Benim dikkatimi çeken pedle temizliyor. Yani gördüğüm kadarıyla cildi ince, hassas, kuruya da dönük. Pedle niye sürekli her gün böyle sürtercesine cildini temizliyor bilmiyorum. Bence buna gerek yok. Çift temizleme yapsa daha mutlu olabilir diye düşünüyorum. O birazcık yıpratıcı geldi bana. Ürün Foaming Cleanser Burt's Bees ürünü. Temiz ve böyle sakin içeriklere sahip bir ürün. SLS yok. İkinci içeriği daha gliserin, öyle söyleyebilirim. Bitki ve meyve özleri var. Diyor ki %99 doğal içerik falan filan. Bunu isteyen her marka yazabilir. Bu bir şey demek değil. Ama ürün okuduğum kadarıyla ürünü ben birebir kullanmadım. Kurutmayan, tazelen, hafif o içindeki naneden dolayı ferah his veren bir temizleyici. Çok büyük bir şey yok ama cilde hassas davrandığını okudum ve belki de deneyimlerim diye düşünüyorum. İkinci kullandığı ürün Huda'nın, biliyorsunuz artık Huda cilt bakımı işine de el attı. Wishful You Glow diye bir maskesi. Bu ilginç bir ürün. Ebru Şahal da diyor ki işte gözenekleri açıyor bu ürün, temizliyor falan diyor. Gözeneklerin artık bir çiçek gibi açılıp kapanmadığını kanaat getirdik, hani bilgilendik. Ama içerisini temizlediği için daha küçük görünmesine sebep oluyor olabilir. Bu bir enzim peeling. Bende de var bu arada. Enzim peeling ama ya nasıl diyeyim? İçinde alfa hidroksi asit, beta hidroksi asit gibi kimyasal soyucular da var. Partiküllü de aynı zamanda. Yani hem fiziksel hem kimyasal bir peeling gibi diyebiliriz. Kullandıktan sonra böyle cildinize silgi gibi hani dökülüyor. O hani dökülen ölü deri değil. Selüloz galiba. Selüloz var mı? Şu an için hatırlayamıyorum ama o içindeki içerikten dolayı döküldüğünü söyleyebilirim. Haftada 1-2 kullanılıyormuş.
Çok hassas cildi partiküllerinden dolayı bence yorar ama şöyle bir şey söyleyeyim, müthiş bir parlaklık veriyor. Yani hani inanamazsınız, hem içindeki o alfa hidroksit beta hidroksit asitten hem de o peeling etkisinden dolayı, fiziksel peeling etkisinden dolayı çok ciddi parlaklık veriyor. Ama başka bir şey söyleyeceğim size, 100 ml 500 lira diyorum ve diğer ürüne kaçıyorum. Arada başka ürünler var ama ben dikkatimi çekenlerden konuşuyor olacağım. Şimdi parlaklık bakanı ya kendisi, aynı zamanda C vitamini ve C vitamini tonikleri gönül vermiş biri. Bir tanesi Doktor Murat'tan, diğeri ise Pixi'nin C vitamini toniğini kullanıyor. Pixi'yi biz o tütün kolonyası gibi olan alfa hidroksil asitli toniğinden daha iyi biliyoruz aslında. En popüler ürünü o. Ama C vitaminli toniğini kullanıyor çünkü leke konusunda gerçekten çok çok dikkatli ve cildine gördüğüm kadarıyla bir leke gibi bir şey yok. Şimdi bu ürün kuru ve donuk ciltlerin daha çok sevebileceği bir ürün. Zaten akneli ve yağlı olup da ben C vitaminine bayılıyorum diyen çok görmedim. Ben şahsen çok barışabilmiş de diyebilirim. Bu ürün parlatan, böyle cildi nemlendiren, hafif lekelere, çok büyük lekelere değil ama hafif lekelere iyi gelen bir ürün. Tek başına yettiğini düşünmek biraz gerçek dışı olur. Ama içeriğinde ferulik asitle kombinasyon var. İçeriği fena görünmüyor. Uygun fiyatlı bir ürün diye geçiyor bu yurt dışındaki sitelerde. Mesela 10 pound hani İngiltere'deki bir sitede. Ama Türkiye'deki olan şeylerle 200 küsürlere geliyor. Bizim için uygun fiyatlı değil. Ama daha üst versiyonları var o anlamda, onu bilelim. Daha üst versiyonu Dr. Murat'ınkisi, Essential Sea Toner diye geçeni. Ebru Şal bunu fısır fısır sıkıyor, bayılıyormuş kendisi. İçinde C, E vitamini var, pirinç özü var, meyve özleri var. Yani nasıl parlak gösteririz diye işin peşine düşünüyorsanız bu tonikte seveceğiniz içerikler var. Yine yağlıya dönük akneli ciltler okuduğum yorumlarda pek de beğenmemişler. Kuru ciltler, mat ciltler, böyle parlaklıktan çok haz edenler sevmişler. Dediğim gibi işte siz leke problemi yaşıyorsanız tek umut, tek çare bu olabilir mi? Tabii ki olamaz ama yardımcı bir ürün olarak ve lüks bir ürün olarak rutininize katabilirsiniz. Gelelim, ay soluksuz konuşuyorum bu kadar özlemek. Özlemişim gerçekten. Bu özlemimi belki sen bu arada takdir etmek istersin diye bir hatırlatayım. Gündüz kreminden konuşacağız. Şimdi bir gündüz kremiyle gece kremini ayırmış durumda. Yine Doktor Murat'tan gidiyor. Howard Murat'la zamanda dediğim gibi röportajları vardı. Çok inanıyor yani. Onun dediğini böyle çok ciddi dinliyor ve Ebru Şallı, nasıl diyeyim, ürünlerinde baya baya kullanıyor. Bu kez kullandığı Detox Moisturizer'ı. Şimdi bunu ellerinde böyle ovalayarak, hani ısıtarak kullanıyor. Benim dikkatimi çeken şey, böyle çok vuruyor gibi geldi cildine. Hani o kendi cildini kendisi bilir ama o kadar yıpratmaya gerek var mı? Altı üstü bir nemlendirici sürüyoruz. Hani kremin kıvamı yoğun bu arada. Hani o yüzden böyle balmumu da olduğu için içinde. O hissiyat, böyle eritme hissiyatını anlayabiliyorum. Ama bence cildine birazcık sert davranıyor gibi geldi. Aynı hareketleri ben yapsaydım yüzüm kıpkırmızı olurdu. Ama kendisinki olmadı ilginç şekilde. Balmumun dışında bu kremin içinde shea yağı var, jojoba var. Zencefil, salatalık ekstraları, C vitamini gibi şeyler de var. İçeriklerden anlayacağın gibi yoğun bir krem. Zaten balmumun olduğu içerik. Kremler yoğun oluyor. Olgun ve kuruya dönük mat ciltlerin sevebileceği bir şey. Gündüz kremi olarak bunu kullanıyormuş. Ben şu an zaten Roaccutane tedavisi görüyorum. Ama cildim kuru olsaydı belki şöyle bir bakabilirdim. Bir tester bir şey olursa şöyle bir ürünü denerdim. Gece ürünü olarak da Darphane'in Stimul Skin Plus'ını kullanıyor. Bunun birçok serisi çıkmış açıkçası. Direkt göremedim ama bu serinin bütününde deniz zümrütü diye bir şey kullanıyor. Ay çok mu matah bir şey, deniz zümrütü olmadan yaşanmıyor mu? Hayat mı kurtarıyor? Sanmıyorum çünkü her marka böyle göze çarpmak için bir şey çıkar işte. Bunun içinde çöl bilmem nesi var. O çöl bilmem nesi bilmem kaç kata kadar işte su tutuyor diye böyle bir pazarlama taktiği olarak bunu kullanıyor. Artık bunları yemiyoruz. Yine de ben söylemiş olayım. İçinde deniz zümrütü varmış. Peptitler var. Yani bu bizim anlayabileceğimiz ve işe yarar bir içerik. Ve yani listesini size gösteremem, anlatamam. Böyle sayfa dolar. İnanılmaz. Allah ne verdiyse koymuşlar içine. Yoğun ve kıvamlı da bir ürün. Nasıl bir çizgide biliyor musunuz? Lemer çizgisinde. Hani lemer kadınlarının sevebileceği, onların tatmin edebileceği bir ürün.
fiyatını da herhalde 3 aşağı 5 yukarı anlamışızdır. Lüks hissettiren, besleyici, böyle yağ gibi kayan, yoğun, olgun ciltlerin sevebileceği bir gece kremi kendisi. Göz altında Ebru Şahlı bir sürü ürün kullanıyor. Ben en bildiğim ve merak ettiğimi size aktarıyor olacağım. Çünkü kullandığı böyle hani şey ürünler, işte Pixi'nin bir ürünü kullanıyor. Origins'in Ginseng bir ürünü kullanıyor falan. Bunlar cildi sadece hoş tutan ve bence çok büyük bir şeyi olduğunu düşünmeliyim. Çünkü bence kendisi düzenli botoks yaptırıyordur. İşte dolgusu vardır vesaire ki bence zaten var. Sadece göz faslını bu ürünlerle bitiriyor. Olamaz gibi geldi bana. Benim dikkatimi çeken NYX'ün bu anti-age göz ürününü kullanıyor. Bu ürünü ben de denemiştim. Renkli böyle makyaj bazı gibi olan, cildi göz altını aydınlık gösteren, hafif de kapatan bir ürün. Hoş bir kokusu var. İçinde işte hyaluronik asit koymuşlar. Klasik çarkıfelek meyvesi özleri koymuşlar. Ne büyük yangınlar çıktı bu çarkıfelek meyvesine. Yani ne yapmış olabilir ki diye de insan düşünüyor. 30 yaş üstüne önerilen bir ürün. Yani şöyle diyeyim. Göz altınızda çok büyük bir problem yoksa renk eşitliği de güzel sağlıyor. Ama göz altında birazcık hafif hafif yol yol da oluyor. Yani makyaj bazıyla böyle krem arası bir şey. Uzun vade etkilerine bakmak lazım ama sadece göz altını yaşlanma konusunda buna da bel bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Ebru Şahlı durmuyor kirpik ürünleriyle falan filan. Çünkü bütün rutinini anlattığı için devam ediyor ama biz bu noktada duruyor olacağız. Çünkü daha başka ürünlerden, başka kişilerin rutinlerinden de böyle dişe dokunur şeyler varsa onlardan bahsediyor olacağız. Bugün senle Ebru Şahlı sayesinde buluşmuş olduk. Umarım bahsettiğin şeyler senin için anlamlı olmuştur. Hoşuna gitmiştir etkileşimde olmamız, yüzle karşı karşıya, yüzle olamasak da karşı karşıya gelmemiz sana da iyi gelmiştir umarım. Senle ben başka bir videoda, başka bir macerada görüşürüz. Sen beni destekle. Like at, abone ol, eşine dostuna söyle, yorum yaz. Görüşürüz senle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.